Evet, merhaba arkadaşlar. Hücreden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne anlatmıştık en son? Çekirdekten bahsettik. Ökaryotik bir hücrenin içerisinde neler var? Bunlardan bahsettik. Çekirdeği anlattık. Şimdi biraz daha dışa doğru açılıyoruz. Sitoplazma ve organeller diyeceğiz. Arkadaşlar, sitoplazmadan çok fazla bahsetmeyeceğim. Zaten sitoplazma %90'ı yaklaşık olarak su olan, geriye kalan %10'luk kısmı ise diğer inorganik maddeler ve organik maddeler bulunan, ayrıca organeller bulunan bir yapıdır. Yumurta akı kıvamında bir yapıdır arkadaşlar. Hep böyle söylüyoruz. Yarı akışkan bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde zaten hücredeki organeller rahatlıkla hareket edebiliyor. Hücrenin içerisinde üretilen maddeler rahatlıkla istenilen yerlere gönderilebiliyor. Sitoplazmanın özelliği bu şekilde. Sitoplazmadan organelleri çıkardığımız zaman geriye kalan sıvıya sitozol diyoruz arkadaşlar. Sitozol. Eğer organelleri çıkarırsak sitoplazmadan geriye kalan kısma biz sitozol diyoruz. Evet, şimdi aslında ben organellerden direkt devam edeceğim. Sitoplazma ile ilgili bunları sadece söylemek istedim. Yazmayacağım arkadaşlar. Şimdi organellerde ne anlatacağız? Arkadaşlar, organellerde ben bu videoda ribozomdan ve endoplazmik retikulumdan bahsedeceğim. Ribozomu hatırlarsanız önceki videolarda ribozomal RNA'yı anlatırken ribozomun yapısından da zaten detaylı olarak bahsettik. O yüzden burada sadece birkaç tane hatırlatma amaçlı bilgi vereceğim. Daha sonra endoplazmik retikuluma geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle sayfayı değiştireyim. Organeller dedik. Şimdi organellerden birincisi, şöyle A demek istiyorum, ribozom. Ribozomu dediğim gibi daha önce anlatmıştık arkadaşlar. Bu yüzden sadece böyle birkaç tane hatırlatma amaçlı bilgi vereceğim. Nedir ribozom? Yapısında neler vardır? Arkadaşlar, ribozomun yapısında ribozomal RNA ve protein vardı. Nerede üretiliyordu? Hücrenin çekirdekçik bölümünde üretiliyordu. Ribozomal RNA burada üretiliyor. Daha sonra hücrenin içerisinden gerekli olan proteinler alınıyor. Bu ikisi birleştiriliyor ve ribozomun büyük ve küçük alt birimleri üretiliyor. Bu şekilde arkadaşlar üretim gerçekleşiyor. O zaman ilk özellik olarak yazalım. Ribozomal RNA ve proteinlerden oluşur. Proteinlerden oluşur diyoruz arkadaşlar. Peki görevi nedir ribozomun? Protein sentezini gerçekleştirir, değil mi? Protein sentezini gerçekleştirir. Yani gerçekleştiği yer burasıdır, protein sentezini. Peki diğer özelliklerine bakalım. Arkadaşlar, ribozomlar nerede bulunur? Ribozomlar sitoplazmada serbest olarak bulunabilir. Ya da endoplazmik retikulumun üstünde, çekirdek zarının üstünde bulunabilir. Ayrıca mitokondrinin ve kloroplastın içinde de ribozom bulunur arkadaşlar. O zaman nerede bulunduklarını da yazalım. Ribozomlar sitoplazmada serbest halde. Daha sonra ERN'in üzerinde, kısaca ERE yazıyorum, uzatmayayım. Daha sonra mitokondri, kloroplastta ve çekirdek zarında bulunabilir. Çekirdek zarında bulunabilir. Arkadaşlar, burada önemli olan şu. Eğer ki sitoplazmada, yani hücrenin içerisinde kullanılacak olan bir proteinse, bu sitoplazmadaki serbest ribozomlarda üretilir. Ama hücrenin dışarısına gönderilecek olan bir proteinse arkadaşlar, o zaman da endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlarda protein sentezlenir. O zaman bunu da yazalım. Hücre içinde kullanılan proteinler sitoplazmadaki serbest ribozomlarda hücre dışına gönderilen ya da gönderilecek proteinler ERE'deki ribozomlarda
üretilir. Peki bu dışarı gönderilecek olan proteinler nerelerde kullanılabilir? Arkadaşlar dışarı gönderecekse mesela bir enzimin yapısına katılıyor olabilir. Veya hücre zarının yapısına katılıyor olabilir. Bu yüzden bunlar nereden gönderiliyor? Endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda üretiliyor. Ve endoplazmik retikulum içerisinden gönderiliyor arkadaşlar. Ribozomla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim. Dediğim gibi ribozomu detaylı olarak anlattığım için tekrardan böyle büyük bir detayına girmiyorum. Ribozom neydi? Büyük ve küçük alt birimlerden oluşuyordu. Yine tekrardan bahsedeyim. Bu alt birimlerde 3 tane bölge vardı, değil mi? Neydi bu bölgeler arkadaşlar? A bölgesi, amino asit taşıyıcı RNA'nın bağlandığı bölgeydi. İlk bağlandığı bölge. Sonra P bölgesi, hemen P bölgesine geçiyordu. P bölgesinde bir çıkış tüneli vardı. Amino asitler ucuca eklendikçe bu çıkış tünelinden geçiyordu. Bir de E bölgesi var. E bölgesi de taşıyıcı RNA'nın ayrıldığı kısımdı. Bu şekilde 3 bölümden oluşuyordu bizim ribozomumuz. Hatta şöyle şekil olarak isterseniz tekrardan çizeyim. Bakın şu büyük alt birim. Normalde büyük alt birim ve küçük alt birim birbirinden ayrı olarak bulunuyor arkadaşlar ama ne yapıyor? Mesajcı RNA gelip bağlandığı zaman bir araya geliyorlar. Hatta şurada mesajcı RNA'mız olsun. Şöyle mesajcı RNA'mız, mRNA, küçük alt birim, bu da büyük alt birim. Büyük alt birim. Burada ne vardı? Şöyle bir A bölgesi vardı. Şöyle bir P bölgesi vardı. Bir de arkadaşlar E bölgesi vardı. Şu P bölgesinin devamında bir çıkış tüneli bulunuyordu. Bu çıkış tüneli amino asitler ucuca eklendikçe işte serbest kalıyordu arkadaşlar. Bu şekilde bir yapıya sahiptir ribozom. Şimdi gelelim bir diğer organelimize. Endoplazmik retikulum. Arkadaşlar endoplazmik retikulum iç zar sisteminin bir devamıdır. Yani şöyle düşünün. Çekirdek zarından başlayıp hücre zarına kadar devam eden bir zar sistemidir endoplazmik retikulum. Şöyle B yazıyorum. Endoplazmik retikulum. Bu arada bunu da nasıl bir isim koymuşlar? Başka bir isim bulamamışlar mı bu kadar uzun? Endoplazmik retikulum dedik. Şöyle alalım görünsün. Arkadaşlar endoplazmik retikulum çok geniş yer kaplar hücrenin içerisinde. Dediğim gibi bir zar sistemidir. Zar sistemi olduğu için de oldukça fazla yer kaplar. Üstelik hücre içerisinde de madde taşınmasında görevlidir arkadaşlar. Bu yüzden oldukça önemli özellikleri, görevleri var. O zaman şöyle yazalım. Hücrede çok geniş yer kaplar. Çekirdek zarının devamı niteliğindedir. Devamı niteliğindedir. Bunun sebebi de dediğim gibi arkadaşlar neden? Zar sistemi olduğu için her iki zarı birbirine bağlıyor. Çekirdek zarıyla hücre zarını birbirine bağlıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar endoplazmik retikulumun bu zarsı yapısında iki tane yapı var. Tübül dediğimiz yapılar ve sisterne dediğimiz. Sisterne sıvı deposu anlamında kullanılıyor. Sisterne dediğimiz kesecikler vardır. Bu kesecikler sayesinde zaten ne yapıyor? Hem üretim gerçekleşiyor, hem gerçekleştireceği diğer görevleri yapıyor ve maddeni işte hücrenin dışarısına veya hücrenin içerisine taşımış oluyor arkadaşlar. O zaman yazalım. RNA'nın zar yapısında tübül ve sisterne. Sisterne. Sisterne demek sıvı deposu demektir. Sıvı deposu. Adı verilen kesecikler bulunur. Kesecikler bulunur arkadaşlar. Bu şekilde bir yapıya sahip. Şimdi birbirinin devamıdır dedik ki arkadaşlar. Bağlantı olduklarına rağmen, bakın birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen farklı farklı görevleri üstlenen iki çeşit endoplazmik retikulum vardır. O zaman şöyle yazalım. İki çeşit, bir de yazabilirsem, iki çeşit ER vardır. Şimdi ben bunu bir tablo gibi yapayım. Şöyle yapalım. Bir düz endoplazmik retikulum diyeceğiz. Düz ER. Bir de arkadaşlar
Tanecikli ere diyeceğiz. Tanecikli ere. Peki nedir bunların birbirinden farkı? Özellikle ilk farkı, tabii ki görevleri de birbirinden farklı ama bunları düz ve tanecikli etmenin sebebi arkadaşlar, ayırmanın sebebi düz ere'de ribozom yoktur. Ribozom yoktur. Tanecikli ere'de ribozom vardır. Ribozom vardır. İşte bu tanecikli yapısını kazanmasına sebep nedir? Ribozomlardır. Peki bunların görevleri nelerdir? Arkadaşlar ilk önce düz endoplazmik retikumdan bahsedelim. Düz endoplazmik retikumun görevleri şunlar. Bakın hemen görevleri deyip yazıyorum. Bir sürü görevi var. Bakın taneciklinin sadece belli görevleri var. Ama düz endoplazmik retikumun bayağı bir görevi var. Bunlardan birincisi lipid sentezi, yani yağ sentezi. Lipid sentezi. İkincisi arkadaşlar karbonhidrat metabolizması. Karbonhidrat metabolizması. Mesela karaciğerde hani bizim vücudumuzda bundan fazla glikoz, glikojen olarak depo ediliyor ya. İşte glikojenin depo edildiği yer neresidir? Düz endoplazmik retikulumdur karaciğerde. Burada depo edilmesinin sebebi de bence şöyledir. Şimdi kan şekeri düştüğü zaman karaciğer hemen bunu parçalayıp işte kana veriyor ya. Orada hemen işte zar sisteminin içerisinde depo edilir. İhtiyaç olduğu zaman hemen parçalanıp hop zar sisteminden hücre dışına verilir. Yani bu şekilde kolaylık olsun diye burada depolanıyor olabilir. Üçüncüsü arkadaşlar ilaç ya da zehir detoksifikasyonu. Zehir detoksifikasyonu. Yani ilaç ya da zehirleri ne yapar? Etkisiz hale getirir. Zehir etkisini azaltır arkadaşlar. Dördüncüsü de kalsiyum depolanması. Kalsiyum depolanması. Özellikle nerede depoluyor? Kaslarda depoluyor arkadaşlar. Kalsiyum deposu yapıyor. Hatta burada kaslara özgü olarak ne diyorduk? Sarkoplazmik retikulum diyoruz kaslara özgü olarak. Şimdi birkaç tane özelliğini ben size aslında açıklamak istiyorum. Arkadaşlar hayvan hücrelerinde bulunan düz endoplazmik retikulumlarda steroid yapılı hormonlar sentezleniyor. Hani burada lipid sentezi dedik ya, steroid yapılı olan hormonlar sentezleniyor. Nedir bu steroid yapılı olan hormonlar? 5 tane hormon vardır. Bunlardan ikisi böbrek üstü bezinin kabuk kısmında salgılanır. Geriye kalan 3 tanesi arkadaşlar eşeysel hormonlardır. Aslında bu eşeysel hormonlar da kabuk bölgesinde salgılanıyor az miktarda. Ama çok olarak salgılandığı yerler eşeysel bezlerdir. Söyleyelim isimlerini. Nedir bunlar? Kortizol, aldosteron, testosteron, progesteron ve östrojen hormonları. Bunlar steroid yapılı hormonlardır ve endoplazmik retikulumda, yani düz endoplazmik retikulumda üretilir. O zaman yazalım. Steroid yapılı hormonların sentezlendiği yerdir. Neydi bunlar? Bakın hemen söylüyoruz. Aldosteron, kortizol, progesteron, östrojen ve testosteron. Bunlar steroid yapılı hormonlardır. Bunların sentezini yapar arkadaşlar. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar dedik ya detoksifikasyonu sağlıyor diye. Ne yapıyor? Nasıl sağlıyor peki? İlaç moleküllerine hidroksil dediğimiz grupları ekliyor arkadaşlar ve gruplarla birlikte ilaçları çözünür hale getiriyor. Böylece ilacın zehirli etkisini gidermiş oluyor. O zaman yazalım. İlaç moleküllerine hidroksil grubu ekler ve suda çözünmesini sağlar. Suda çözünmesini sağlar. Bu sayede de ne olmuş olur? İlacın zehirli etkisi gitmiş olur arkadaşlar. Evet. Düz endoplazmik retikulumla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geliyoruz tanecikliğe. Arkadaşlar tanecikli endoplazmik retikulumda ribozom vardır dedik. Peki görevlerine baktığımız zaman ne iş yapıyor? Arkadaşlar salgı proteinleri burada üretilir. Salgı proteinleri
burada üretilir. Özellikle üzerinde bulunan ribozomlar buna çok büyük katkı sağlıyor tabii ki. Daha sonra yine enzimler hani proteinlerin yapısı, pardon, enzimlerin yapısı proteinden oluşuyor ya. Bu proteinlerin yapısına yardımcı kısmı bağlıyor. Enzimi üretmiş oluyor ve help hemen nereye gönderiyor? Dışarıya gönderiyor arkadaşlar. Böyle bir özelliğe de sahip. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi salgı proteinleri burada üretilir dedik ya. Bu salgı proteinlerinin çoğu glikoprotein yapıdadır. Peki bunlar nasıl bağlanıyor? Protein zaten burada üretildikten sonra glikoz molekülleri yani karbonhidratlar bu endoplazmik retikulumun içerisine yerleşmiş enzimler sayesinde karbonhidratlarla proteinler birleşiyor. Yani glikozla protein ve glikoprotein olarak üretilip dışarıya gönderiliyor. Ya yani oldukça önemlidir. O zaman şöyle diyebiliriz. Glikoproteinlerin birleşmesi buradaki enzimler tarafından yapılır. Enzimler tarafından yapılır diyoruz. Evet, görevlerini söyledik. Bir tane daha özelliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, tanecikli endoplazmik retikulum, ikisi de hatta birlikte ikisinin ortak özelliği diyebiliriz. Kendi zarını oluşturuyor. Yani fosfolipitleri sürekli ekleyerek kendini büyütme özelliğine sahiptir. O zaman şunu da yazalım. Fosfolipit ekleyerek kendini büyütür diyelim. Kendini büyütür arkadaşlar. Evet, bu şekilde endoplazmik retikulumun özellikleri ve görevleri de bunlardır arkadaşlar. Oldukça zaten basittir. Aklımızda tutabiliriz. TET-AYT'de de zaten bundan fazlasını vermiyoruz, değil mi? Sadece şu birkaç tane yer detaya giriyor ama geriye kalan kısmını TET-AYT kısmında da anlatıyoruz. Şimdi bu videoyu burada bitireyim. Sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.